Canakoner, şu an biz Saraçhane'deyiz, Fatih'teyiz ve hemen yanı başımızda yaya geçidi var. Yaya geçidinde kural çok basit. Yaya adımını yola attığı zaman sürücünün de durması gerekiyor ve bu şekilde, güvenli bir şekilde karşıya geçmesi gerekiyor. Şimdi bir deneme yapalım, canlı yayında deneme yapalım, karşıya geçelim. Şu an tabii ki kameraları gördükleri için duruyorlar ama birçok sürücü ne yazık ki yaya geçidinde durmuyor. Ve şu an karşıya geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten yerde önce yaya yazısı yazıyor. Bu da sürücülere aslında yaya geçidine gelmeden önce bir uyarı niteliğinde. Yani yaya geçidi var, orada durmanız gerekiyor diyor. Zaten geçen sene 2019 yılında binlerce sürücüye trafik cezası yazıldı. Yaya geçidinde yayalara yol vermediği için. Şu an dediğimiz gibi Saraçhane'deyiz. Karşıya geçeceğiz. Hatta Engincan, şöyle yapalım, bir karşıya geçelim. Bir karşıya geçelim istersen. Şansı kadar durdu. Karşıya geçiyoruz. Şu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada elektronik denetleme sistemi var. Elektronik denetleme sistemiyle birlikte eğer sürücüler yayalara yol vermezse ceza yazılıyor. O cezada 598 TL. Geçen sene biraz daha azdı ceza ama bu sene yeni rakamlarla birlikte trafik cezaları da arttı. Şu an gördüğünüz gibi yayalar karşıya geçti. Yine karşıya geçiyoruz. Şu an bir sürücü geç fark etti ve durmadı. Hatta belki bir adım daha öne atmış olsaydım o sürücü bize çarpabilirdi. Şu an dediğimiz gibi Fatih Saraçhane'deyiz ve şu an sürücüler yaya geçirdiğinde bazı duyarlı sürücüler yol verse de bazı sürücüler ne yazık ki yol vermiyor. 2019 yılında trafikte yaya öncelik kuralına uymayan sürücülere 91.312 araç sürücüsüne toplam 44.560.256 lira ceza kesildi. Öncelik yayanın diyoruz ve sözü size bırakıyoruz.